Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve biveçil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev asîrâ. Ve'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Kısa-ı ümmeti es-siyamu vel kıyam. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itildar baka edenler, hasaten eserinden yer aldığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin gayyimin cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfumundan evliya ulema sulaha şüveden müminat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Kısa-ı ümmeti, ümmetimin enenmesi, es-siyamu vel-kıyam, oruç tutmaktır ve ibadet etmektir. Şimdi biliyorsunuz Anadolu'da fıkıhta da vardır. Davarların erkeğinin husyelerini ezerler azmasın diye. Onu husyelerini ezince eti daha leziz olur. Dinen caiz. Ama husyelerini tamamen koparmak caiz değil. Onu ezmek, bu hısa insanlarda olmaz. Sahabilerden birisi demiş ki, gelmiş ya Resulallah, ben kendimi işte eneyeceğim, enemek deniyor ya ona, erkekliğimi öldüreceğim, dağların başına çıkacağım, orada kendimi ibadete vereceğim, insanlardan uzak, Allah'la beraber olacağım gece gündüz. Öyle demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e o zaman işte bu hadisi buyurmuş Ahmed İbni Hanbel, mezhep sahibi, Taburani, İbn-i Adi, İbn-i Amr, İbn-i As hazretlerinden naklediyorlar bu hadis-i şerifi. Evet, ricaluhu sikat. Bu hadisi nakleden raviler sağlam insanlardır. Hadis sağlamdır diyor. Evet, olmaz demiş. Bizde böyle şey olmaz Peygamberimiz. Bizde böyle şey olmaz. Bizim erkeklerimizin enenmesi oruç tutmaktır. Oruç tutunca böyle şeyler yasak. Cinsel ilişki yasak. Evet, zaten yemeyince, içmeyince bu şehevi arzular körelir. Tesirini kaybeder. Öyle buyurmuş. Benim ümmetimin şeydi demiş, enenmesi işte oruç tutmaktır. Vel kıyam. Evet, Osman İbni Mazun diye adında olan bir sahabi böyle söylemiş. Ben ibadete kendimi vereceğim, dağların başına çıkacağım,
husiyelerimde şey diyeceğim, aldıracağım. Hayır demiş. Bu bizde yok. La rehbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yoktur. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta dağ başına çekilirler. Hiç evlenmezler, kimseyi dişi etmezler. Kendilerini ibadete verirler. Öyle Karadeniz'de de dağların, kayaların kovuklarında yerler var. Hala yerler duruyor. Başka yerlerde var. Müslümanlar Allah'a yeryüzüne, Allah'ın yeryüzünde halifesidirler. Kendilerine, insanlara iyilik yapmak için çalışırlar. Allah kainatı, kainat düzenini kıyamete kadar devam ettirmek irade buyurmuş. Öyle istemiş. Kıyamet ne zaman kopacaksa Allah biliyor, biz bilmeyiz. O zamana kadar bu dünya düzeninin de devamını istemiş. Dünya düzeni insanlık için vardır. İnsanlar olmayınca dünya düzeninden bahsedilmez. İnsanların çoğalması için de Peygamberimiz Allah Zülcel Hazretleri sadece nikah yolunu iki Müslüman erkek şahit huzurunda evlenebilecek, evlenmesi caiz olan bir kadınla bir erkeğin ben seni şu kadar mihir karşılığında aldım, ben sana vardım akdiyle, nikah akdi denir buna, evlenirler. Bu yolla bu maksadı insan neslinin çoğalmasıdır. İnsan evlilikten kasıt İslam neslinin, insanların çoğalmasıdır. Peygamberimiz tenakehu tenaselu, evet tekesseru, evleniniz, çoğalınız. Ben sizin peynli übahi bikümül imam yevmel kıyame, ben sizin çokluğunuzla kıyamet günü diğer milletlere, ümmetlere iftar edeceğim diyor Efendimiz. Evlenenler Peygamberimizin bu sözüne yerine getirmiş olurlar. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir diyor. En nikahu sünneti femen râbi an sünneti feleyse minni. Benden değildir diyor. O kadar söz ağır. Evet, İslam'da usul bu. Böyle dağ başına çekip kendini, husiyelerini ezdirmek, aldırmak, en etmek olmaz diyor. Bizde İslam'da ruhbanlık yoktur. Bu Hristiyanlarda olmaz bize böyle bir şey. Kendini şehvi duygulardan uzaklaştırmak istiyorsan oruç tut diyor Peygamberimiz. Oruç tut. Her gün oruç tutmak da yok. Evet, bir gün tut, bir gün tutma. Evet, savmı Davud. Davud Aleyhisselam da böyle yaparmış. Çünkü kendine karşı görevlerin var. Yiyeceğin, içeceğin seni sağlamam lazım. Ben ibadet edeceğim diye elin verecek de yiyeceğim dersen bu yol değil. Asla bu yol değil. Kendi yiyeceğin kendin kazanacaksın. Kazanmak için güç lazım, kuvvet lazım. Güç kuvvet içinde yemek lazım. Evet, İslam'da yol bu, orta yol. Olmaz böyle şey demiş. İslam'da böyle insanlarına el etek çekip dağ başına çıkmak olmaz. Eğer şehvetini, azgınlığını önlemek istiyorsan oruç tut demiş. Bir de kendini ibadete ver. İşlerini aksatmamak kaydıyla. Evet. İnsanlar evlendiği zaman birbirine, karı kocanın birbirine görevleri var. Görevlerin birisi de kadının ihtiyacını görmek. Bu kocanın boynunun borcudur. Kocanın ihtiyacını görmek de kadının boynunun borcudur. Bir kadın kocası çağırdığı halde yatağına gelmezse, özrü yokken lanetler, melekler onu lanet ederler. Yerin göğün laneti tepesine yuvar diyor. Evet, öyle söylüyor. İnsan nesli devam edecek. Bu dini görevlerden birisidir. Dini görevlerden birisidir. Bir yıl içinde fıkıh açısından bir erkek karısının bu ihtiyacını karşılayamazsa bir yılda bir defa olsun kadının boşanma hakkı vardır. Dinen fıkıhta böyledir. Öyle enenmek, husiyelerini ezdirmek, aldırmak diye bir şey yok. Kızmış Peygamberimiz ona, bizde ruhbanlık bizde yoktur demiş. Oruç tut, ölçülü bir şekilde ibadetini devam et.
kimseye el açma. Kendi yiyeceğin kendin kazan, evlen, çoluk çocuk sahibi ol, onların da nafakasını kazan. Bu şekilde dengeli bir hayat sür. Ruhbanlık İslam'da yoktur buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ceza vereceğiz filan diyorlar. Biz onlara karışmıyoruz. Ama tamamlı erkekliğini öldürmeyecekler. Geçici bir zaman için tatile uğratacaklarmış duyduğuma göre. Konuşmuş değilim. Biz bunlara bir şey demiyoruz. Evet, çocuğa sarkıntılık eden ahlaksıza bir ceza vermek lazım. Ama tamamen enenmesi, erkekliğinin öldürülmesi, kadınlığının öldürülmesi, evet. Mesela kadının rahminin alınması dinde asla caiz değildir. Eğer bir hayati tehlike yoksa, alınmadığı takdirde kadın ölecek gibi bir hayati tehlike yoksa, kadının rahminin alınması, aletinin koparılması, ameliyatla alınması dinde kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz. İşte hadisi okudum size. Arz ediyorum. Evet efendim. Hasletani muallakatani fi anakil müezzinine lil müslimine salatuhum ve siyamuhum. İki haslet vardır. İki haslet vardır. Bunlar Müslümanlar için müezzinlerin boynuna asılmışlardır. Evet. Müslümanların salatı, namazı ve siyamı, oruçları böyledir. Evet. Müezzin ezan okuyor. Ha, namaz vakti girmiş diyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Ramazan'da müezzin akşam ezan okuyor. Ha, iftar oldu diyoruz. İftarımızı yapıyoruz. Bunu söylüyor. Bunlar müezzinin boynuna asılmış iki haslettir diyor. Sorumluluk müezzinindir diyor. Eğer erken okursa vebal müezzinden sarılacak. Çünkü akşam ezanını akşam girmeden akşam ezanı okunmaz. Erken okursa orucunu bozanların vebali, erken okursa akşam namazı vakti girmeden namaz kılınmaz. Vebali müezzinin boynuna asılmıştır. Müezzinlik öyle sıradan bir iş değildir. Son derece güvenilir insan olmalıdır. Güvenilir insan olmalıdır. Çok dikkat etmelidir. Zamanında ezan okumalıdır. Yoksa zamansız namaz kıldırırlar, oruç tutarlarsa sorumluluk boyunlarına asılmıştır diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İbn-i Mace, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi nakletmiş. Nakletmiş. İmam Şafii de kitabında bu hadis-i şerifi nakletmiştir. Huve sahihu. Bu sahih bir hadistir diyor. Evet. Müezzinlik yapmak çok güzel bir şey. Peygamberimiz Miraç kandilinde cenneti görmüş, cehennemde görmüş. Anlatıyor cehennemdekilerin hallerini, suç işleyenlerin. Görmüş orada, Allah göstermiş. Olacak şeklini göstermiş. Şu anda cehennemde kimse yok. Şu anda cennette kimse yok. Hazır bekliyorlar. Ve üzlifeti ve izlifetül evet ve üzlifetül cennetül lil muttakin gayre ba'id. Müminler için haramdan uzak, günahtan uzak yaşamış temiz müminler için cennet hazırdır diyor Allah. Müminler oradadır demiyor. Cennet hazırdır. Kıyamet kopacak. Mahşerde insanlar toplanacak. Hesaba çekilecekler. Mahkeme-i kübra kurulacak. Allah karar verecek. Beraat, cennetlik, cehennemlik. Evet. Ondan sonra cennet cehenneme gönderilecek. Vesikallezine takav rabbim ilel cenneti zümra. Bu mahkeme-i kübradan sonra onlar, Kur'an'da ayet bunlar. Cennete girenler bölük bölük cennete. Cehenneme girenler de ile cehenneme zümra. Bölük bölük cehenneme girecekler. Şimdi boş. Şimdi kabir azabı var. Cehennemlikler o hesap gününe kadar, evet, kabir cehennem çukurlarından bir çukurdur. Evet, hufarun min niran, hufratun min huferin niran. Cehennem çukurlarından bir çukurdur.
veya Ravzatun min riyadil cinan, cennetlerin bahçelerinden bir bahçedir. Cennetlikler kabirinde cennette yaşayacakları, rahat yaşayacaklar. Cehennemlikler de kabirlerinde kıyamete kadar cehennemdeki çekecek azapların örneğini yaşayacaklar. Ehl-i sünnet itikadı budur. Ayet ve hadislerden çıkan anlamlar budur. Evet, bunu da size arz ediyorum. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle cenneti, cehennemi görmüş. Cenneti gezerken muhteşem bir köşk görmüş. Bu kimin demiş? Cebrail aleyhisselam gezdiriyor. Bilal-i Habeşi'nin demiş. Evet, Bilal-i Habeşi müezzinlerin piri. Şimdi ona salavat okuttu müezzin. İlk ezanı Allah vahyedip de müminler ezan okumaya başladığında, evet, çık demiş Bilal, Mescid-i Nebevi'nin damına. Dikkatinizi çekiyorum. O zaman Medine-i Münevvere'de fabrika yok, trafik yok, otobüs, otomobil gürültüsü yok. Sakin bir kasaba. Yani Mescid-i Nebevi'nin kapısından okusa ezanı herkes duyar. Ama ezan imanımızın özünü oluşturan cümlelerden oluşuyor. En şerefli kelimelerden oluşuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu imanımızın temelidir. Bu şerefli kelimelerden oluşuyor. Şerefli şeyler yukarıda olur. Adi şeyler, bayağı şeyler ayak altında olur, çiğrenir. Ezan böyle şerefli olduğu için herkes kapının önünde okusa bile, duysa dahi çık demiş Bilal damın üstüne, Mescid-i Nebevi'nin hurma dallarından örtülmüş üstü toprak. Eskiden Anadolu'da her yerde camilerin üstü kara topraktı. Öyleydi. Çık oraya demiş, oradan oku. Aşağıdan okutmamış. Bilal'le ezanı caminin içinden okumak, yerde okumak bu sünnete aykırıdır. Mekruhtur. Evet. Yukarıdan okuyacak müezzinler. Peygamberin buyruğu bu. Çık demiş, yukarıdan oku. Oradan hoparlörde okusun, daha çok adıma duyuyor. Eyvallah. Ama mihrabın dibinde okuması sünnete aykırıdır. Bütün fıkıh kitaplarında böyledir. Eski Yüksek Din Kurulu Başkanı Asım Köksel Hoca'nın İslam Tarihi kitabına da dünyada birinciliği kazanmıştır. Bakabilirsiniz. Geniş tafsilatı bu konuları açıklıyor. Evet efendim, işte müezzinler çok dikkat edecekler. Zamanında ezan okursa namaz vakitlere bağlı farzdır. Biz şu anda akşam namazı kılamayız. Akşam namazı vakti var. Ama okursa müezzin, herkes akşam oldu zanneder, vebali müezzinindir. Orucunu erken bozarsa müezzin ezan okudu diye, vebali müezzinindir. Boynunlarını asılıdır diyor. Dikkat etmelidirler. Dikkat etmelidirler. Muallakatani fi anakil müezzinine lil müslimine salatuhum ve sıyamuhum. Bu çok önemli. Buna çok dikkat edecekler. Bir, yüksekte okunur. Yüksekte çıkınca da güvenilir insan olacak müezzin. Aşağıda evlerinin içinde serbest dolaşan Müslüman kadınlarının bakılmayacak yerlerine bakmayacaklar. Ayıplarını görmeyecekler. Gözlerini yasaklardan sakınacaklar. Sakınacaklar. Evet, böyle sorumlulukları var müezzinlerin. Ama güzel okurlarsa da müezzin Bilal Habeşi'nin bak muhteşem köşkünü görmüş. Öyle imrenilecek bir köşk. İmrenilecek bir köşk. Evet, müezzinlerin piri Bilal Habeşi radıyallahu anh. Efendimiz'i çok severmiş. Efendimiz irtihal buyurduktan sonra dayanamamış. Onun kabrini gördükçe aklına geliyor. Şam'a gitmiş. Uzak kalayım da bari demiş. Her gün görünce yanıyor Peygamberimizin aşkından. Daha sonra Hazreti Ayşe anamız hani sağdır. Bir sefer dolayısıyla
Şam'dan Medine'ye gelmiş. Peygamberimizin hanımları müminlerin anasıdır. İnsan anasının emrini tutmak zorundadır. Ayşe radıyallahu anha validemiz, Bilal evladım demiş, çık demiş, bir ezan oku. Anacığım demiş, hayır emrediyorum, oku. Bir ezan okumuş Bilal Habeşi. Peygamberimiz öleliğin kaç ay olmuş, kaç ay olmuş. Ama Peygamberimizden aşkıyla içi yanıp tutuşuyor. O yanık sesiyle okuduğu ezan dolayısıyla herkes evinden sokağa fırlamış. Peygamber dirildi zannetmişler. O havayı estirmiş. Öyle bir güzel ezan okumuş. Öyle bir güzel ezan okumuş. Ondan sonra da bir daha da Medine'ye girmemiş. O ezandan sonra. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizleri nail etsin inşallah. Müezzinlik böyle. Evet efendim. Bu namaz vakitleri, oruç meselelerinde geç veya erken okursa sorumluluk müezzinindir. Müezzinindir. Tabii bu hadis olduğu zaman saat yok. Şimdi herkesin saati var. Müezzin geç okuyor, erken okuyor, bir şeye bakacaksın. Evet. Şimdi fıkra mı yani? Fıkra olsa da bir hakikat şeyi var. Rizeli adam Almanya'da, Rize'de iftar olmuş, ezan okunmuş. Bizim müezzin ezan okudu diye oruç bozulur mu lan? Almanya'daki vakit başka, Rize'deki oruç başka. Fıkra gerçi ama. Evet, saatimiz var, takvimler var, gaz. Ha, müezzin de insandır, şaşırabilir, geç kalabilir, yanılabilir, saati durmuş olabilir, ya hızlı gitmiş olabilir, ayarı bozuk olabilir. Saatine bakacaksın, öyle orucunu bozacaksın, öyle namazını kılacaksın. Ama sorumluluk müezzinin boynunda asılıdır diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hasletâni lâ yeştemi'âne fî mü'minin. İki haslet bir mü'minde bir araya gelmez. Kamil bir mü'minin şahsında şu şimdi anlayacağımız, anlatacağımız iki şey bulunmaz. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah bir diyen muvahhid mümin. Bu inancını hayatına aksettirmiş, haram işlemeyen, günahlardan kaçınan kamil mümin. Evet. İşte bu güzel müminlerde şu ki haslet olmaz. Nedir onlar? El buhlu ve su'ul halk. Cimrilik müminde olmaz. Evet. Mümin cimri olmaz. Şimdi verirsem ben aç kalırım, çocuklarım aç kalır, bir daha nereden kazanacağım demez. Rızkı veren Allah'tır. Ben acım diyene verir. Zekatını eksiksiz verir. Şimdi verirsem malım eksilecek, param eksilecek demez. Allah emretti, yılda bir defa malımın 1/40'ını zekat vereceğim der. Ver, verir. Zekatını vermeyen adam cimridir. Evet, cimridir. Ama zekatını veren adama cimri diyemeyiz. Cimri diyemeyiz. Kuruşu kuruşunu zekatını verene cimri diyemeyiz. Cimrilik müminde birleşmez. Evet, verilmesi gerekirken vermeyen cimri, paraya tapan, para uğruna her şeyini feda eden adam cimri. Parayı çok sevdiği için her türlü şeyden fedakarlık eder. İnsanlığından bile, namusundan bile, namusunu bile satan insanlar olur. Cimrilik, parayı sevdiği için bu kazandığı parayı da Allah'ın emrini yerine getirmeden böyle tutar, çocuklarına yedirmez. Evlenir, çoluk çocuk sahibi olacak. Ailenin reisi olarak giyim, kuşam, yeme, içme, ev, bark tedarik etmek kocanın görevidir. وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Normal, maruf şekilde ev reisi olan erkek, karısının, çocuklarının yemesini, içmesini, giyimini, kuşamını, evini
hazırlar. Onun boynunun borcudur diyor Allah. Evet. Çok zengin bir adam. Yaşadım olayı arz edeceğim. Cimri kim? Çok zengin. O kadar mülkü var. Mağazaları var. En kıymetli yerde köşkü var, şeyleri var. Biz de cami yapacağız. Söylediler, cami yok. Millet nereye gidiyor camiye? Adamın da arsası var. Evet, şuna gideyim dedim, adresini öğrendim. O kadar zengin adam. Evine girdim, bir baktım. 60 senelik kilim var aşağıda. Yırtılmış, sağı solu delinmiş. Koltuklara baktım, aşağıdan sarsıyor. 50-60 senelik koltuk eskimiş, dökülüyor. Daha ben cebinde parayı adama vereceğim geldi. Evine bir şey alamamış. O kadar zengin adam. Cimri bu işte bak. Çocuklarına bunu vermeyen adam çocuklarını yedirir mi? Evet. Çocukların kul hakkı vardır. Eşinin kul hakkı vardır. Zengin en güzel şekilde evde oturtacak çocuklarını. En güzel elbise giydirecek. En güzel şekilde yedirecek, doyuracak. En iyi şekilde okutacak. Görevi, dinen görevi. Eğer zengin olmasına rağmen bir işçinin kazancına göre bir hayatı var. İşçi gibi çocuklarını okutuyorsa, giydiriyorsa ruzu mahşerde hesap verecek. Cimri. Cimri. Herkes durumuna göre normal olanı yapacak. Dinin emri. Ayet okudum size. O dinin emri. Bu cimrilik kamil müminde olmaz. Kamil müminde olmaz. Vesul huluk, kötü ahlak kamil müminde olmaz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cimrilik konusunda İyyâküm vel buhul. Aman cimrilikten uzak durun. Sakın cimri olmayın buyurmuş. İyyâküm vel buhul. Cimrilikten uzak durun. Evet. Ama insanda parayı sevme, malı sevme duyguları var. Bu hırs haline gelip de normal harcama yapmıyorsa cimri. Böyle olmayacak. Ayarını kaçırmayacak. Evet. Zekatını verecek. Çoluk çocuğun nafakasını normal şekilde karşılayacak. Aksi halde Peygamberin bu yasakları çiğnemiş olur. Evet, cimri kimse de müminde olmayacak hasret vardır. Ondan uzak durun. Ondan uzak durun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Eli ayağı sağlam. Gücü gücüden yerinde. Ben ona para mı veririm? Çalışsaydı, kazansaydı. Tamam. Başkasına dilencilik yapmak şerefsizliktir, zillettir, haramdır. O onun hesabını verecek. Ama sen aç kalmış bir adam. Eli sağlam diye zekatını ondan şey demezsin. Esirgen müminse o adamla zekatını vereceksin. Çalıştay diyor. Sen zekatını, Allah'ın emri bu. Allah fakirlere ver diyor. Mümin fakirlere ver. Li fakirin müminin. Mümin fakire gavura zekat verilmez. Fakir mümine ver. Tembel olanlar hariç demiyor Allah. Müminse zekatını vereceksin. O tembelliğinden dolayı böyle dilenmedi, zaten hesabını verecek. Ama sen o fakir mümine zekatını ver. Kızıp da ona zekatını vermemezlik edemezsin. Fakir mümine vereceksin. Cimrilik yapamazsın. Evet, öyle diyor güzel Peygamberimiz. Bu cimrilik hali kamil müminde olmaz. Bir de kötü ahlaklılık. Evet, kötü ahlakın bir şeyi de bu cimrilik tabii. Önüne geleni ısırıyor, arkasına tepiyor. Bir laf ediyor, kalp kırıyor. Devamlı dedikodu ediyor. Evet, Allah'ın yasaklarını hep çiğniyor. Kötü ahlak. Kendisi bir makam sahibi, 5-10 kuruş parası var. Fakir müminler tepeden bakıyor. Adam mı bunlar filan diye. Öyle havalar gibi. Kötü ahlak. Halbuki bütün insanlar Adem ile Havva'dandır, kardeştir. İnsanlık kardeşidir.
Bir de mümin olmak hasebiyle müminlik kardeşidir. Öyle tepeden bakamazsın. Benim param var, makam var filan diye tepeden bakamazsın. Kötü ahlak, gurur, kibir, haset, kin, nefret, insanları incitmek, kötü laflarla kalp kırmak, kötü ahlak. Müminde, kamil müminde bu olmaz, cimrilik de olmaz diyor. Evet, Buhari, Tirmizi, Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Hafifu butunakum ve zuhurakum li kıyamis salati. Evet. Namaz kılmak için karınlarınızı, sırtınızı hafif tutun. Yani çok yemeyin. Çok yeseniz tembellik bastırır, namaz kılmaya üşenirsiniz. Aa, gece kılarım ya dersiniz, zor gelir çok yemişsiniz. Gecede uyku bastırır, namaz gürültüye gider. Az yiyin diyor. Çok yeseniz tembellik size başınıza bela olur. Kallilul akil. Evet, az yiyin ki namaz kılmak size kolay gelsin. Geceleyin teheccüde kalmak size kolay gelsin. Adam 120 kilo nasıl gece kalkıp da teheccüd kılacak? Evet, çok yemiş, yağları atmış, arıştırmış, 120 kilo nasıl teheccüd kılacak? Gece kalkıp uykusunu, o rahatı nasıl bozacak? Onun için az yiyin diyor. Az yiyin, karnınızı hafif tutun. Bir de zuhurakün, sırtınızı da hafifletin. Evet, şimdi karnını acık tutmaktan başka yani size ağır gelecek şeyleri de taşımayın, giymeyin, etmeyin. Evet, şimdi daracık elbise giymiş adam. Eğilemiyor, doğrulamıyor. Halbuki namazda rüküye gideceksin. Secdeye gideceksin. O kadar dar yapmış ki. Olmaz. Yanlış. Zaten bir kimsenin örtülmesi gereken yerleri Kur'an'da Allah çizmiş. Devletin 1936'da bastırdığı, devlet bastırmış, meclis kararıyla basılmış, Elmalı Hamdi Yazır Hoca yazmış. Hak dinin Kur'an dili tefsiri var. 5. cildine bakabilirsiniz. 5. cilt 2304. sayfaya bakabilirsiniz. Ben onu aktarıyorum. Kadın kısmının illa ma zahara minha, şu saç bitiminden çin altına kadar iki kulağı arası yüzü ve elleri, ayakları hariç kadın kısmı evlenebileceği erkeklere öyle diyor. Vel yatrib hunne bi humruhinne ala cuyubihinne. Ben elçiyim, bana kızmak yok. Bana kızmak yok. Ben Kur'an'ı size aktarmakla yükümlüyüm. Hoca olarak. Öyle diyor Allah. Eşarp kaşınıza ey kadınlar, eşarp örtün. Eşarpı da bazı şurayı yapıyor. Kulağı açıkta, boynu açıkta. Aa diyor. Vel yatrib hunne bi humruhinne ala cuyubihinne. Eşarbı yanlarına salsınlar. Kulağını, boynunu göstermesin kadınlar. Bakabilirsin tefsire. Sayfa numarası verdim. Evet. Kolunu, bacağını, göğsünü, karnını, kalçasını göstermesin diyor Allah. Ve la yübdîne zînetehünne. Zînetlerini açığa çıkarmasınlar diyor. Öyle söylüyor Cenab-ı Hak. Örtünmek farzdır. Bu ayete binaen resmi tefsir sayfasını verdim. Bunu inkar etmiyor. Ama bu dedikleri yapmıyor. Günahkar mümindir. Ama hesabını verecek. Affeder etmez o Allah'ın işi. Ayet böyle. Niye haram olsun canım dediği anda imanıyla oynar. Allah'ın ayetini okuduk. Ayeti reddetmiş olur. Ayeti reddeden adam da mümin olamaz.
Ama Allah kusurumu affetsin, eyvallah. Mü'mindir, Cenab-ı Hak affedebilir. Biz affetmesin demiyoruz. Ölçü bu yalnız. Şimdi evlenen insanlar da kocası, karısının bu durumlarından sorumludur. Küllüküm ra'in, küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Kocanın, karısının güzelliklerini kendine göstersin. Sokakta değil. Dinimizin emri ölçüsü bu. Ben de size aktarıyorum. Kabul edip etmemek size ait. Babasınız, kızınız açık. Evet. Evet, kızınız açık. Hesabını sen vereceksin. Çünkü sen onun babasısın. Sorumlusun. Neden öğretmedin bu Allah'ın dini böyle, emri böyle diye? Oğlan kumar oynuyor, içiyor, tinerci, uyuşturucu. Sorumlu sensin. Neden vaktiyle onu yetiştirmedin? Sana hesap soracak. Siz o ailenin çobanısınız. Ve o ailenin fertlerinden sorumlusun. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulin an ra'iyyeti. Yekû enfuseküm ve ehlîküm nâra. Ayet-i Celle de böyle. Hanımınızı, oğlunuzu, kızınızı ateşten koruyun. Allah'ın emirlerini öğretin. Namazı, abdesti, haram hele öğretin. Bunları yerine getirtin. Ateşten koruyun. Çünkü bunları yerine getirmezsen kanunu çiğneyen savcı yakalıyor. Ceza veriyor hakim aynı. Kur'an'da da böyle. Allah affetmezse cehennem. Hem de ilk sorgu namazdan. Evvel ma yuhasebu bihil abdu es-salatu. Peygamberin sözü. Mahşerde herkes toplandıktan sonra mahkeme kübra kurulduğu zaman insanlar çağrılacak. Hesaba çekilecek. Evet, ikra kitabek. Oku bakalım. Şimdi solumuzda bir melek var, sağımızda. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Ne yaptı? Ayet bu. Ne yaptıysanız yazıyorlar. Şu anda camide, Süleymaniye'de ikindi namazından sonra vaaz dinliyor, hadis dinliyor. Yazıyor, bu yazıyor. Şu anda meyhanedeki adam içiyor. Bu yazıyor. Saatinle, dakikasında. Hepsi böyle kayıt kuyut. Bir defterin var. Mahkeme kübrada buyur. İnsan aleyhine olan şeyi okur mu? Susacak tabii. O susunca azalar konuşacak. Ve tükellimüne eydihim ve teşhedü erculuhum bimâ kânû yeksibûn. Dünyada yaptığı işleri eller, ben şarap kadehini kaldırdım şu tarihte, şu yerde. Şu hırsızlığı yaptım, el başlayacak konuşmaya. Ayak ben şuraya gittim, genelleme meyhaneye gittim diyecek. Göz ben ilin evin içine baktım, çıplak karnımı gördüm, herifi gördüm. Kulak diyecek ben falancanın dedikosunu dinledim. Evet, o zaman diyecek adam, nankörler, ben sizin için yaptım bunları, sizin rahatınız, zevkiniz için. Evet, ve azalarımız diyecek ki, sahibimiz, evet, entekanallahu enteka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu, bize kızma. Söylemek zorundayız, ayet bunlar. O tefsiri, resmi tefsire bakabilirsiniz. O zaman tabii hoşavun yağı kesilecek, diyecek bir şey yok. Resmi yazı, belgeli yazı, imzalı yazı, azalar da söylemiş. Evet, işte o zaman felaket. Cehennemde kükreyip duru. Veyzel cahimu su'irat. Cehennemde kükreyip duru, yanardağlar gibi. Çabuk gönder, Allah'ım çabuk gönder. Ceza yeri. Öyle zor durumlarda kalmamak için imanlı olanlara söylüyorum. Peygamberin bu buyruklarına kulak verelim, uyanalım. Kardeşlerimizi, din kardeşimiz, insan kardeşimiz, akrabalık bağıyla yakın akrabamız, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuzu sorumlu bilerek uyaralım. Kendimiz de kendimize gelelim. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet,
cimri olmayın diyor. Cimri olmayın ve kötü ahlaklı olmayın. Kötü ahlaklı olmayın. Bunlara dikkat edin. Allah'ın emirlerini yerine getirin diyor, bizi uyarıyor. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Said Hudri hadisinde. Evet, çok yerseniz namazda gevşek davranırsınız, az yiyin diyor. Tembel olmayın diyor, ölçüyü kaçırmayın diyor. Onu da söylüyor. Şimdi halakallahu elfe ümme. Allah 1000 ümmet yarattı. Kuşlar alemi bir ümmet. Solucanlar alemi bir ümmet. Yani peygamberimize inananlar bir ümmet olduğu gibi böyle aile gruptaki her canlıya da ümmet denir. Böyle 1000 ümmet yarattı diyor Allah. 1000 ümmet yarattı. Evet. Minhum 600 fil bahir. Bunun 600'ü denizde yaşar. 600 ümmet denizde yaşar. Evet. 600'ü çok değil mi? 1000 yarıdan çok. Denizdeki canlılar, Efendimiz söylüyor. Denizdeki canlılar toplulukları, canlı toplulukları karadaki canlı topluluklarından fazladır. Şimdi de ilim onu söylüyor zaten. Denizde yaşayan canlılar daha çok. Efendimiz denizci değil, üniversiteye gitmemiş ama Allah'tan öğrenmiş. Öyle söylüyor. 1000 ümmet yarattı. Bunun 600'ü denizdedir. Ve 400 fil bahr. 400'ü karadadır. Evvelu şeyin yehliku ve kıyamet koptuğunda İsrafil aleyhisselam sur üflediğinde her şey yıkılacak, yok olacak, ölecek. İlk yok olacak olan el ceradu, çekirgelerdir diyor. Feize heleket tetabaat mislun nizami iza kata'a iza kutiya silkuhu. Evet. Efendimiz bizi anlayalım diye tesbih sahabi zamanında işte namazdan sonra 33 subhanallah diyen, 33 elhamdülillah diyen, 33 Allahu ekber, 99 yüzünde la ilahe illallah. Sahabe-i kiram şaşırıyoruz diye kimisi nohutla, kimisi kumla böyle sayarmış. Bizim zamanımıza şimdi bak bunları bir ağaçtan bir şeyden yapmışlar. Siye diliyor, satıyorlar, alıyoruz. Böyle sayarlar 33. Ha. Evet efendim. Şimdi bu tesbihin ipi koptuğu zaman ne olur? İpi koptuğu zaman sadece buradakiler dökülmez yere. Hepsi dökülür değil mi? Biz anlayalımız da diyor ki ilk helak olacak olan bu yaratıklardan 1000 ümmet dedi ya, 600'ü denizde, 400'ü karada, ilk yok olacak olan çekirgelerdir. Onlar yok olduğu zaman diyor, tesbihin taneleri kırıldığı zaman misl nizam iza kutuya silkuhu, tesbihin ipi kırıldığı zaman nasıl birer birer hep düşerse diyor, diğer ümmetler, o ümmet dediğimiz canlı toplulukları da birer birer hepsi yok olur. Hepsi yok olur diyor. Arka arkaya öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Birbiri peşi sıra herkes yok olur. Neredeyse kim varsa canlı hepsi yok olur. Evet. Ömer İbnül Hattab. Hazreti Ömer nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah ondan razı olsun. Evet. Şimdi ilginç şeyler var. Sıradan okuyoruz. Evet. Halakallahu Adem'e. Evet. Allah Adem Aleyhisselam yarattı. Evet. Nereden yarattı? Şimdi acaba konuşuyormuş. Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyoruz tabii. Biz Ehl-i Sünnet inancındayız. Ona göre size arz ediyoruz hadisleri. Bu zat, bu kitabın sahibi Kanuni Sultan Süleyman'ın girişinin solunda yatıyor. Orada kabri var.
büyük adammış. Padişahlar ayağına gelir, dersini dinlermiş. Onun kitabı bu. Orada yatıyor. Ben de onu size arz ediyorum. Evet, onun kitabından okuyorum efendim. Allah Adem'i yarattı. Neden? Evet, min salsalin, kokar çamurdan yarattı Adem Aleyhisselam. Ondan vücudunu ondan yarattı. Arştan ruh gönderdi. O bedene ruh girdi. Ruhla bedenden oluşuyoruz değil mi biz? İnsan oldu, Adem oldu. Evet, şimdi hadis-i şerifte şu var. Tuluhu sittüne zira'an. Evet, 60 zira'ymış boyu. 60 zira. Dirseğinden parmak ucuna kadar. Kaç santim? Adamına göre değişir değil mi? Uzun boyluların kolu uzun olur. Kısa boyluların kolu kısa olur. 65 santim olursa dikkat edin. Hoca böyle attı demem. Ben buradan okuyorum. 60 ziraymış. 60 ile 65'i çarpın bakalım. Şimdi santime vurun. 65 santim bir zira. Adem Aleyhisselam bu kadar uzun boyluymuş. Bugün bu kadar uzun boyluymuş. Evet. Benim de bildiğime göre eski insanlar 30-40 yaşında sokakta çomak çellik oynarmış. Bulursa yiyor, kuru ekmek. Hırs yok, bulamıyor. Ama şimdi daha çocuk küçükken eline bir şeyle tutturuyor, para kazan diyorlar. Para kazanmadığı zaman üzülüyor. Babasından tokat yiyor, sert laflar ediyor, sıkıntı. O zaman esnaf sıkıntı yok, serbest, büyüyor insan. 25-30 yaşında yaşam çomak çellik oynar mı ya? Ayıp demiyor, iş yok, ne yapsın oynuyor. Onun için boyu da uzun, öyle bir hayatı var. Öyle diyor yani bu hadis tabii. 60 lira idi boyunu, sonra sıkıntı ola ola insanlar küçüle şimdiki bizim gibi oldular. Küçüle. Siz ne diyorsunuz? Gam yiğidi ihtiyarlatır, küçültür, büyüyemez. Sıkıntılı, gamlı, kederli olandan böyle serbest olan gibi büyüyebilir mi? Böyle zamanla işte bu hale gelmiş. Evet, öyle söylüyor. 60 liraydı. Başka hadisler de var. İlginç. Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Müslim. Halakallahu Adem'e ala suretihi. Allah kendi suretinde Adem'i yarattı. Ve tuluhu sittüne zira'an. Uzunluğu 60 zira idi. Buhari, Müslim hadisi, Ahmed ibn Hanbel hadisi. Evet. Ondan sonra kâle lehu izheb fesellim alâ hâulâ-i nefer. Git şunlara, meleklerden oturmuş bir gruba. Ve hum neferun minel melâike cülûsün. Evet, git şunlara selam ver dedi. Bu açıklaması Buhari Müslim hadisi. Evet. Festema ma yuhibbu fe inne tayyetu ve tayyü zürriyetike. Selam verdi, öğretti selamı, melekler de selamını aldı. Diyor ki, işte bu diyor, senin ve senin zürriyetinden, fe inneha tahiyyetüke, senin selamın ve tahiyyetü zürriyetike, senden çoğalacak neslin selamı bu. Neymiş o? Esselamu aleyküm demiş. Ona da ve aleyküm selam demişler. İşte bu senin neslinden gelecek olan insanların selamıdır. Burada bazı şeyler ve rahmetullahi ve berekatühü de ilave etmişler. Evet, ilave etmişler ama en kısası bu. Esselamu aleyküm veya selamün aleyküm. Alırken ve aleyküm selam diyeceksiniz. Selam, iki cihan selameti, rahatlığı,
afiyeti, güzelliği senin olsun, huzuru, mutluluğu senin olsun. Aleyküm selam dediniz mi? Benim ihtiyacım yok, senin olsun anlamına geliyor Arapça kurallarına göre. Senin niyetin o olmasa bile ağzından çıkana göre hüküm verilir. Bu da Anadolu'da ayet. Selamun aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Yok öyle değil. Ve aleyküm selam. Hem bana hem sana. Hem bana hem sana. Ya. Ve aleyküm. Ve'yi unutmayın. Hasan Basri Çantay ilk İstiklal Harbi'nden sonra Cumhuriyet hükümeti kurulmuş. Mehmet Akif merhum, Hasan Basri Çantay işte memleketin ileri gelenleri ilk mecliste milletvekilidirler. Hasan Basri Çantay Balıkesir milletvekilidir. Tefsiri vardır. Tefsiri vardır. Benim de hocamdır. Tefsir hocam. Bu onun tefsirinin ve izâ huyyike bi tahiyyetin fâyyû bi ahsene minhâ vuruttûhâ ayet cellesi var. Size selam verildiği zaman en güzel şekilde selam verin. Cevap veren de en güzel şekilde selam versin. Ayetinin tefsirinde bunu söylüyor. Eğer ve aleyküm selam demezseniz benim ihtiyacım yok senin olsun anlamına gelir diyor. Kimse istemez böyle olmasını. Onun için kulağınızda küpe olsun. Ve aleyküm selam. Adem aleyhisselam yarattıktan sonra meleklere selam vermiş. Esselamu aleyküm dedirtmiş. Açıklama bu. Onlar da ve aleyküm selam demişler. Aha demiş, bu senin ve senin neslinden gelecek olan insanların selamıdır. Bazı rivayetlerde ve rahmetullahi ve berekatühü ilavesi de var. Evet. Şimdi ne diyor bak. Fekullü men yedhulül cennete ala sureti Adem fi tuli sittüne ziraen. Her cennete girenin boyu da bu kadar olacak diyor. İnşallah gireriz, orada görürüz, ölçeriz boyumuzu. Her cennete girenin boyu da böyle olacak diyor. Evet. Bütün yaratıklar zamanla Adem Aleyhisselam böyle boylu poslu iken öyle diyor. Tankusu badehu hattel en. Şu ana kadar kısala kısala aha bize döndü diyor. Hoca öyle söylüyor. Burada yatıyor. Gidin sorun kendine. Ben de oradan aktarıyorum. Evet efendim. Evet. Adem Aleyhisselam böyle boylu posluymuş. Biraz da yakışıklıymış yani. Güzelmiş. Boylu posluymuş. Sonradan insan nesli küçüle küçüle bu hale gelmiş. Evet. Şimdi dünyayı Allah yarattıktan sonra diyor ki 7000 sene geçmiş, memleklerinden bazılarına dünyanın çeşitli yerlerinde topraklardan öyle diyor. Emara ba'da melaiketihi en ye'tihi bi kavdatin min ecnasi türbetil ard. Yeryüzü topraklarından birer avuç getirin dedi. Fe'tâhu fe'hazehe ta'ale ve hammarehe bi'yedihi hatta tegayyere rihuhe. O toprağın hepsini karıştırdı Allah. O şey yaptı, hamur yaptı ve onu o şekilde bıraktı. Çamuru uzun süre bırakırsanız kokar. Özleşir yalnız. Anadolu'da kerpiç keserler topraktan. Biz onları çok gördük. Hemen çamuru karınca kerpiç yapmazlar. Bir iki gün bekletirler ki çamur özleşir. Böyle iplik iplik olur. Aha bundan kerpiç keserler. İşte Allah Celle Celaluhu da o kardığı hamuru bekletmiş. Bu şekilde kokusu hatta tagayyara rihuha. Evet, min hame'in mesnun, kokar çamurdan yarattığı ayetini izah ediyor. Evet, ondan rengi değişince Adem Aleyhisselam vücudunu ondan yaratmış. Ve ceale cesedehu, evet, cesedini bundan yaratmış. Evet,
ruhunda arştan üflemiş, insanda iki zıt şey var. Bir toprak hepimizin ayağının altında. Vücudumuz ondan. Herkes vatanını özler. Toprak insanı aşağı çekmek ister diyor Hazreti Mevlana. Ruh arştan gelmiştir. Arş yücedir. Ruhumuz da bizi geldiği vatanına götürmek ister. Biri yukarı götürmek ister, biri aşağıya. İnsan bu iki çekici gücün çarpışması, hayat budur diyor. Mücadeleden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'e uyarsanız, Allah'a inanır, onun emirlerine, peygambere önder edinirseniz, onun emirlerine rehber edinirseniz, ruh tarafı kazanır, başınız arşa değer. Mevlana olursunuz, Yunus Emre olursunuz, dünyanın her tarafı sizden bahseder. Mevlana'dan, dünyanın her tarafı ondan bahseder, Yunus'tan ondan bahsediyorlar, onun şiirinden. Evet, peygamberimiz öyle olduğu gibi, arşa götürdü, Miraç'ta ya, kendisinin makamına şekilsiz, mekansız, zamansız, onları cennete girince ince öğreneceğiz. İnsanları da böyle bu yola girerse yüceltir. Ama aksi yaparsa da evet aşağılardan aşağı olur. Evet, kafirler Kur'an-ı Kerim'e göre hayvanlardan da belhüm adal, daha da adi. Çünkü hayvanlar kendi görevini yapıyor. Sorumlulukları yok, akılları yok, sorumlulukları yok. Ama insanın aklı var. Buna rağmen aklını kullanıp da ruhunu yücelteceğine hayvanlardan daha adi olmuyor mu? Evet, daha dün de söyledim. Bugün Amerika'da, Avrupa'da, insanlarda kıskançlık diye bir şey yok. Evli kadın zina ediyor, hoş karşılanıyor. Evli koca zina ediyor, karısı hoş karşılıyor. Üfleri, adetleri böyle. Ama bir horozun yanına bir tane tavuk koymuşsunuz. İkinci horoz geldiği zaman birbirlerini öldürünce kadar uğraşıyorlar. Hayvan bile daha kıskanç, hanımını kıskanıyor. Gavurlarda bu kıskançlık yok. Bizde olması lazım. Biz müminiz. Mümin hanımını kıskanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımını kıskanmayara Anadolu tabirlerinden birisidir. Bu deyyus diyor. Deyyus cennetin kokusunu bile koklamaz diyor. Bu kıskançlık aşırı olmayacak ama namusunu koruyacak. Senin hanımını koruyacak. Hayvan bile koruyor ya ama gavur korumuyor. Gayet normal karşılıyor. Biz onlara benzeyemeyiz. Biz Müslümanız, müminiz. Allah'ın çizdiği çizgiye göre namusumuzu koruruz. Edepli, hayalı oluruz. Evet efendim, işte insanda iki şey var, taraf var. Hep nefis tarafına uyarsanız hayvanlardan da aşağı. Bak hayvan koruyor eşini, o korumuyor. Ama mümin imanı sebebiyle peygamberin emrine tutarak arşa başı değer, Yunus olur, Mevlana olur, peygamberimize gerçek ümmet olur. Evet, bu hadis-i şerifi Bukhari, Tirmizi, Ebu Said Hudri'den gene nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözlerini kulağımıza küpe etmeliyiz. Ona uymalıyız. Evet efendim. Şimdi halakallahu Adem'e, Adem aleyhisselam'ı Allah yarattı. Evet, sonra sümme mesaha zahrahu. Evet. Sonra sırtını meshetti. Bi yemini, sağ eliyle. Festahrece minhü zürriyetehu. Zürriyetini ondan çıkardı. Fakale halaktu ha ulai lil cenneti ve la ubali. Evet, ve bi amel ehli cenne yamaluna. Sümme mesaha zahrahu. Festahrece minhü zürriyete. Fakale halaktu hazihi lin nar veya bi amelin nar yamalun. Evet, Allah ileride ne yapacağımız biliyor. Ruhlar aleminde serbest bırakmış. Aklımız var. Aklımızı dünyaya gelince nasıl kullanacağımızı biliyor.
Osman Serbest'te gavurlar gavurluğu seçmiş. Dediğim gibi karısını kıskanmıyor, kızını kıskanmıyor. Zina diye bir şey yoktur diyor. Evet. Evet, Allah'ın kanuna inanan ne diyor? Hayır, zina vardır, haramdır falan, namus vardır. İşte böyle diyor ki, zürriyetini çıkardı. Bunlar cennetlikler. Cennetlikler. Bunlar cennetlik ameli işlerler. Gene ondan bir şey çıkardı Adem'den. Onlar da cehennemlikler. Cehennemlik ameli işlerler. Öyle diyor. Hadisi böyle açıklıyor. Bunlar ezelde olanı Peygamberimiz bize haber veriyor. Biz ahirete inanıyoruz. Evet, ahirette de kabir azabı var. Cennetten örneği, cehennemin örneği. Sonra kıyameti kopacak, mahkeme kübra kurulacak. Bunlar haktır. Kur'an'da ayetler var. İyiler cennete gidecek, ebediyen cennete kalacak. Kötüler cehenneme gidecek, kafirler ebediyen kalacak. Bunlara biz inanıyoruz. Peygamberimiz bu ezelde olan şeyleri bize bu hadisiyle haber veriyor. Haber veriyor. Evet, cehennemlik adam şimdi kimse nereye gideceğini Allah bilir. Hakim mutlak o. Yalnız ipuçları var. Cennetlik adam cennetlik işler yapar diyor. Cehennemlik adam da cehennemlik işler yapar diyor. Buradan ben iyi işim yapıyorsam yolum iyi. Garanti değil, daha bilmiyoruz ama şu bir ipucu yani, ipucu. Evet, ipucu. İyi işler yapmıyorsak hemen kendimize, inanan kimseler hemen kendimize gelip hareketlerimizi, davranışlarımızı iyileştirmeliyiz. Güzelleştirmeliyiz ki cennete layık işler işleyelim de cennete gidelim. Onun için uyarıyor güzel Peygamberimiz bizi. Ahmed-i Muhammed Ebu Davud Hazreti Ömer'in hadisinde. Evet. Halakallahu Adem, Adem Aleyhisselam'ı yevmel cuma biyedi. Adem Aleyhisselam cuma günü yarattı. Kendi eliyle yarattı. Halaktu biyedeyye. Evet, kendi elleriyle yarattı. Ve nefeha fihi min ruhihi. Ruhundan ona üfledi. Ve emeral melekete en yescudu. Meleklere şu yarattığım ruh üfledim Adem'e secde edin buyurdu. Evet. Fesecedu, bu saygı, tapınma değil. Eskiden eski milletler bismi selamun aleyküm diyoruz ya, onların selamlaşması secde etmek idi. Bizde yasak secde etmek. Allah'tan başkasına secde edilmez. Peygamberimize de secde edilmez. Bizim selamlaşmamız selamün aleyküm ve aleyküm selam. Eskiden böyle secde etme. Bu anlamda selam verin, secde edin o demek. Secde ettiler illa iblis. Evet, melekler hepsi secde ettiler. Fesecedel melaiketu. Melekler secde ettiler illa iblis. İblis aleyhinnane. Şeytan. Şeytanların ilki. İblis adı. O secde etmedi. Kâne minel cinni. Cinlerdendi. Cin taifesindendi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Ve kâne minel cinni. Neden dedi secde etmedin? Ben dedi ateş, alevli ateşten, Kur'an'da var. Cinler alevli ateşten yaratıldılar. Adem Aleyhisselam kokar çamurdan yaratıldı. Değil mi? Ben dedi alevli ateşten yaratıldım. O benden dedi adi. Benden ondan üstünüm dedi. Niye dedi secde edecekmişim? Bu gurura, kibire kapıldı. Allah'ın emrini çiğnedi. Cenab-ı Hak da emrimi çiğnedin diye kovdu onu. Şeytan kovulmuş. Allah'ın rahmetinden kovulmuş demek. Kovdu onu. Şeytan dedi ki sen beni bunun yüzünden kovuyorsun. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Ben de bunun neslinden izin ver, kıyamete kadar bana izin ver, intikam alacağım. Beni huzurundan, rahmetinden kovdun. Cenab-ı Hak da ona bu izni verdi. Kıyamete kadar hodri meydan dedi. Ancak
bana sığınanların kılına dokunamazsın. Ona izin yok. Sığınanlayanlar buyur dedi. Meydan senin. Allah'a sığınmak da Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir adam evine girerken diyor Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim diye evine girerse sokakta peşine takılan şeytanlar, herkesin şeytanı var, çekilince eve giremez. Sokakta sabaha kadar bekler diyor. Yerken Bismillahirrahmanirrahim derseniz şeytan yiyemez. İçerken Bismillahirrahmanirrahim derseniz içemez. Evet, demezseniz ortak yer, ortak içer. O konforlu karyolanızda o da yatar ve gece bile sizi aldatmaya kalkar. Evet, gece bizi aldatmaya kalkar. Ona Allah'a sığınmak Bismillahirrahmanirrahim. Evet, iblis cinlerdendi ve böyle Allah'tan şey aldı. Onun için ondan kurtulmamız lazım. Cinlerin de iyileri var, kötüleri var. Mümin olanları var. Bugün hacılar bilirler. Cennetül Mualla denilen Mekke'nin şöyle Kabe'nin biraz şeyinde Hazreti Hatice anamızın defnedilmiş olduğu bir kabristan var. Ona giderken cin mescidi vardır. Orada cinler peygamberimize dinlediler Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü insi cin peygamberi Rasulü Sakaleyn onlara da görevini bildir. İnandılar. Bir diğer zaman Taif'e çıkarken orada bir yer var. Orada halen duruyor. Orada da Türkiye'nin cinleri de Nusayb İncel Elmalı Hoca'nın tefsirinde açıklama. Türkiye'nin cinleri de dahil. Dünyanın cinlerinden gelmişler. Efendimizin Kur'an dinlemişler. İnanmışlar. Müslümanları var. Kafirleri var. Kafirlerin başı şeytan. Evet. Onlar alevli ateşten yaratılmış. Biz onları görmüyoruz. Evet, onlar için şu duvar yok. Bizim için var. Öyle bir yaratıklar, latif varlıklar. Evet efendim, şeytan cinlerdendi ve secde etmedi. Ebu Davud, Ebu Musel Eş'ari, Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud Tirmizi, keza ondan nakletmişler. Evet, o hadislerden birisi de şimdi halaka diye başlayan hadislerden birisi de şu. Halakallahu azze ve celle Mekke. Allah Celle Celaluhu Mekke'yi yarattı. Evet. Ve Mekke'de de ilk binayı, Kabe-i Muazzama'yı bina ettirdi. Evet, meleklere. Meleklere. Bu fevada hala ala mekruhati ve derecat. Evet. Bu Mekke Allah'ın evinin ilk yeryüzünde inne evvela beytin vudu'a linnâsi bi Bekkete. Mekke'de Kabe-i Muazzama. Şimdi o hadis, o ayeti celliliği doğruluyor. İlk Kabe'yi yaptırdı. O Kabe'den İbrahim Aleyhisselam'a gelinceye kadar o Kabe'yi bütün peygamberler tavaf ettiler. İbrahim Aleyhisselam yıkılmıştı. Tekrar İsmail Aleyhisselam da onu yaptırdı. Ondan sonra tekrar Kabe-i Muazzama yıkıldı. Sel basıyordu eskiden. Çünkü bir çukurun içinde afet oluyordu. Sel basıyordu Kabe'yi. O yıkılan Kabe'yi de son şimdi şekliyle gördüğünüz Kabe'yi de 4. Murat Osmanlı padişahlarından 4. Murat yaptırdı. Kabe'nin böyle bir tarihi var. Uzun. Evet, 4. Murat. O çok disiplinli, sert bir padişah dediğiniz Kabe'yi yaptıran adamdır. Onun duvarları şimdi duruyor. Tamir ediyorlar ufak tefek ama esas yapı 4. Murat'ın yaptığı. Burada da onu söylüyor. Mekke'yi yarattı Allah. Orada Kabe'yi yarattı. فَوَضَعْهَا عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ وَالدَّرَجَاتِ. Evet, şimdi o Mekke
ve etrafında haram bölgesi var. Orada bir namaz kılarsanız 100.000 rekat namaz kılmış oluyorsunuz. Şereflendirdi. Kur'an'da ayetler var. Orada bir günah işlerseniz 100.000 günah işlemiş kadar vebale giriyorsunuz. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Onu söylüyor. Fawadaha alel mekruhati ve derecat. Evet. İstenilen şeyleri oraya koydu. Dereceleri de oraya koydu. Eğer helal parayla hacca giderseniz veya oralı olursanız, Allah'ın emrini tam yaparsanız oradaki adamların derecesine yetişemeyiz. Çünkü bire 100.000 kazanıyor. Biz burada bire 10 kazanıyoruz. Bire 25 kazanıyoruz. Cemaatle namaz kıldık. Bire 27 kazandık. Bire 100.000 kazanıyorlar onlar. Ama orada da birisine kavga edersen, küfür edersen, hırsız edersen bire 100.000 vebal kazanıyorsun. Mayını tarla gibi. İşte bunları bilmeden giderseniz daha boşlanır gelirsiniz hacca veya ömreye. Ama oranın böyle hem derece yeri hem de böyle günahların çok veballi olduğu yeri bilerek dikkat ederseniz de tertemiz olur gelirsiniz. Ona uyarıyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Harem bölgesinde, harem hudutlarını da İbrahim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail tarif etmiş. Şuradan şuradan geçer diye. O harem bölgesinde bir iyilik 100.000 iyilik demek. Kötülük de 100.000 kötülük. Yani ben orada bir vakit kaza edersem 100.000 kaza etmiş olurum değil. Sevabı 100.000. Gene sen 15 sene namaz kılmadıysan 15 seneyi ödeyeceksin arkadaş. Kabe'de de olsa gene 15 senelik ödeyeceksin. Ama sevabı 100.000. Kötülük edersen sevabı 100.000 kat. O anlamda evet öyle şeyleri de koydu diyor Ebu Hureyre'den. Hakim Müslim'den naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. 100.000 bir başka hadiste 1.000 yıl bu Mekke'yi yarattıktan sonra meleklerle etrafını çevirdi, korudu, koruttu Mekke'yi diyor. 1.000 yıl ondan sonra diğer şeylere geçildi. Evet, sonra Medine'ye geçti diyor. Evet, Medine'ye de Kudüs'ü ekledi diyor. Bunlar yeryüzünün en şerefli yerleri. Önce Mekke, Medine, Kudüs. En güzel yerleri. Evet, sonra işte bunları yarattıktan sonra 1.000 yıl sonra da diyor yeryüzünün diğer şeylerini yarattı diyor. Hadis-i şeriflerde bunlar. Evet efendim. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin uyarılarına dikkat ederek tertemiz bir ömürle hayatını tamamlayan salih kullarından eylesin. Diyelim günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımıza. Birer elem neşrah liki şerif. Me'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah liki sadr-ı kuvvetana. On üçer ihlas-ı şerif. Besmele ile beraber. Kul huvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi kıldığımız namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, bil cümle ahirete itaat mü'minat, hasaten kendisinden feyiz aldığımız ilmi üstazlarımız, eserinde ilerlandığımız Ahmet Ziyaddin Hazretleri, üstazları, onun talebeleri, burada bulunan bizlerin arzı göçmüşlerimiz, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleyen şehitler, halen bu uğurda bizim namusumuzu, dinimizi, malımızı, canımızı bekleme uğrunda şehit olan şehitlerimiz, bu güzel eserler bize hediye eden ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip mümmilerin ervahını hediyeledik vasıleyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Her türlü şerlerden, belalardan bizi muhafaza eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden bizleri ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, küfürden, kötü ahlaktan, münafıklıktan, kötü durumlardan da bizleri muhafaza eyle ya Rab. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayır eyle. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.